Webraz TV'ye hoş geldiniz. Girişim ofislerinde bugün İstanbul'un tarihi semtlerinden birindeyiz. Galata'dayız. Galata Kulesi'de sadece birkaç adım mesafede Düğün.com'un yeni ofisindeyiz ve Düğün.com'un kurucusu Emek Kırbıyık'la beraberiz. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Yıllar sonra bir kez daha aynen. Bir girişim ofisleri çekiminde buluştuk. Aynen. İzleyenler belki hatırlarlar. Bundan yaklaşık 4-5 yıl kadar önce bir önceki ofiste bir çekim yapmıştık aynen. Değil mi? Evet. Bir önceki ofisimiz de Galata'daydı. Bizim bu Galata'daki 4. ofisimiz. Galata Kulesi etrafında dolaşıyoruz. Buraya yeni geldik. 2-3 ay oldu. Hatta 4-5 ay oldu diyelim. Çok keyifli bir ofis oldu kendimizce. Geldiğiniz için de çok teşekkürler. Umarım keyifli bir çekim olur hep beraber. Davet ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Siz kule etrafındaki turunuzu tamamladığınıza göre şimdi mutlaka Webraz'ı izleyicileri biliyorlardır ama Düğün.com nedir, ne yapar? Çok kısa bir tekrar alabilir miyiz? Tabii ki. Biz evlenmeye karar vermiş çiftlerle firmaları buluşturan bir platformuz. Türkiye'de yaklaşık 600 bin evlenme oluyor. Bunun 500 bini düğünle sonuçlanıyor. Bu sene 300-350 bin arasında çift bizi kullanarak düğününü planlıyor olacaklar. Yani rakamlar çok iyi. Anneysen.com'u aldık bundan 2 sene önce. Orada da anne çocuk portalı. Daha çok içerik üretiyoruz. Günde 150 bine dayanan bir trafiğimiz var orada da. Birazdan anlatırım detaylı tamam. Olarak ama bizim cephede işler güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Bütün operasyonda bu binada, sizin binanızda. Aynen. O zaman içeri girelim, hem içeriği görelim hem de sohbetimize devam edelim. Tamam, olur, harika olur. Burası startup kafemiz Ümit. Aynı zamanda kendimize ait bir kafe burası. Çalışanlarımız işte burada Sezer'in kahvelerinden içiyor. Tamamen ücretsiz. Hepimiz için kahvelerini aşkla yapıyor. Ondan sonra burası çalışma gruplarımız, açık çalışma alanlarımız, toplantı salonumuz. Ve bunun adını Startup Cafe koyduk. Startup Cafe koyma sebebimiz de bizim gibi pazar yeri olan firmaları burada inkübe etmek istiyoruz. Bir program açıklayacağız yakın zamanda. 2-3 ay kendi know-how'ımızı aktarmak istiyoruz. Satış konusunda, pazarlama konusunda, IT konusunda. Onları burada işte bir şekilde geliştirip mezun edelim. Gerekirse yatırım yapalım ama bir beklentimiz olmadan bunu yapalım istiyoruz. Peki kafe deyince burası da çok turistik bir yer, böyle kapıdan giren oluyor mu? Çok oluyor. Günde herhalde 30-40 tane insan giriyor kahve almak için. Onlara buranın bir iş yeri olduğunu, dışarıdan kimseyi kabul etmediğimizi söyleyip birer kahve ikram edip ondan sonra gönderiyoruz. Aynı zamanda eğer girişimi olan startup dünyasından arkadaşlar gelirse de memnuniyetle bir kahvemizi içsinler. Çok süper. Seviniriz. Şimdi burasıyla ilgili girişimleri inkübe etmekle ilgili bir plan var. Orada aslında bilgi birikiminizi aktaracaksınız. Aynen. Çok ciddi de bir bilgi birikim var aslında. Siz uzun zamandır sektördesiniz. Ne kadar oldu Düğün.com? Düğün.com 11. senesini bitirdi. Biz pazar yeri modelinde, işte benim daha önceki tecrübem Amerika'da da bir pazar yeri kurmuştum. Düğün.com ikinci oldu. Daha sonra Zavaf'ı kurduk MENA'da. Kardeşim Okul.com.tr'yi kurdu. Yani 3-4 tane çok ciddi sıfırdan bir pazar yeri kurma tecrübemiz var. Orada metrikleri çok iyi biliyoruz artık. Ne yapmamız gerektiğini, stepleri çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla orada yeni kurulan pazar yerlerine sanıyorum iyi bir desteğimiz olabilir. Çok güzel. Şimdi bu anneysen.com katıldı. Aslında şu arayı da bir geçelim. 2014 gibiydi bizim evet. Bir önceki çekimimiz. O zamandan beri neler oldu bu çekime kadar? 2014'te, şimdi ben de hatırlamaya çalışıyorum ama sanıyorum 40-50 arasında bir çalışanımız vardı. Şu anda 100 kişiye çıktık. Muhtemelen trafiğimiz 3 katına çıkmıştır. Gelirlerimiz herhalde bir 3-4 katına çıkmıştır. O zaman Zavaf yoktu, Anneysen yoktu. İhsaneyi satın almamıştık. Okul.com.tr yoktu. Sadece Düğün.com Türkiye pazarına yoğunlaşan bir şirket konumundaydı. Daha sonra 2015'te Zavaf projesini başlattık. Daha sonra 2016 gibi herhalde Anneysen'i aldık. Ve bu şekilde gelişmeye devam ediyoruz. Bakalım 2022'de bir dahaki geldiğinizde nerede olacağız? Yine bu civarda. Siz yine bu civarda, yine bu civarda olacaksınız. Aynen, tamam. Evet, biz Galata'yı seviyoruz. Şimdi burası 4-5 katlı bir evet, 5 katlı bir yer. Bir yer. Şimdi gezmeye başlayacağız. O zaman ben sana bir kahve ikram edeyim. Yukarıları gezelim. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Düğün.com'un harmanıyla kahvemizi aldık bakalım. Dökmeden bu çekimi tamamlayabilecek miyiz? Yukarı doğru devam edelim. Yukarı doğru evet. Tamam, buyurun. Burası
burası bizim finans ve satış departmanımız ve telesales departmanımız. Biliyorsunuz Düğün.com sağ satış ekipleri olan bir şirket. Biz bu konuda çok iddialıyız. İşte sağ satış ekibi müdürümüz Emin Bey'in sistemimize katıldığından beri yaklaşık 8 yıldır çok agresif bir şekilde iyi ekipler kurmaya çalışıyoruz. Bence bununla çok başarılıyız. 40-50 kişilere kadar çıkan bir satış ekibimiz vardı. Şu anda 15 artı TSS birlikte 20-22 kişilik bir sağ satış ekibimiz ve TSS ekibimiz var. İnanılmaz işler yapıyorlar. Her sene satışlarımız katlana katlana büyüyor. Onda işte oradaki bilgimiz, bunu nasıl yaptığımız çok önemli. Bence gerçekten Düğün.com'un en iyi bildiği şeylerden bir tanesi iyi bir ürün çıkartıp bunu iyi şekilde de satmak. Bunu çok iyi yaptığımızı söyleyebilirim. Evet, yani şimdi satış can damarı bütün işlerin olduğu gibi sizin de. Satışta da böyle saha satışı gerektiği zaman oradaki personelin hem konuya hakim olması hem de sürekli motive olması, bunu yapabilir olması gerekiyor değil evet, mi? Orada var mı böyle? Evet, bizim ekibimizle birlikte bir yaz festivali yapıyoruz. Sales Fest dediğimiz. Orada eğitimler oluyor, işte danslar oluyor. Eğitimleri çok kısa tutuyoruz ama böyle dansların, koreografilerin olduğu bir eğitim planı oluyor. Son günde bütün ofisin katıldığı bir parti yapıyoruz. Orada da işte bunun sunumları oluyor. Gerçekten çok heyecanlı oluyor. Parti bitince ertesi gün iş başlıyor ve bizim satışlarımız gerçekten katlana katlana gidiyor. Çok güzel bir geri dönüşü de oluyor. Evet, onu ölçebiliyorsunuz yani. Ölçebiliyoruz. Hani evet, çok güzel motivasyon oluyor aynen. Çok keyifliymiş. Ekip de burada. Bu bahsettiğimiz 22 kişilik ekibin hepsi burada. Sağ satış ekibimiz şehirlerde. Onlar çok ofise gelmiyorlar. Daha çok kendi alanlarında. Sadece telesales ekibimiz burada. Onların işte bütün geri kalan şehirlerde bir sorumlulukları var. Telefonla insanlara Düğün.com'u tanıtıp ondan sonra da satış yapıyorlar. Süper. O zaman devam edelim. Bir üst kata çıkalım. Buyurun. Bu arada bütün yönlendirmeler, işte mesela pazarlama departmanı yazıyor, her yerdeki yönlendirmeler de çok keyifli. Buranın dekorasyonu için de özel bir çalışma yaptınız herhalde değil mi? Evet, ya burası aşağıda kafe vardı gerçekten. Üst katlar bir oteldi. Biz kiralayıp bütün bu duvarları yıktık, yekpare hale getirdik. İşte bu mimarımız, bizim eski ofisimizin de mimarı Onur Yılmaz. O bize özel bir tasarım yaptı. Her şeyi kişisel olarak kişiselleştirdik. Sonuç güzel oldu, çok keyifli bir alan oldu. Ben açıkçası her sabah saat 9'da çok mutlu olarak geliyorum. Diğer arkadaşların da öyle olduğunu düşünüyorum. Evet, çok güzel, çok keyifli. Peki burada pazarlama departmanı var. Başka? Burada pazarlama departmanımız bu masada oturuyor. Anne Esen ve Hofsait diğer masada oturuyor. Köşede göreceğiniz Zavaf, Suudi Arabistan şu anda ve diğer MENA şehirleri, ülkeleri köşede. İşte benim odam var. Bir de toplantı odası var. Böyle bir pazarlama ağırlıklı bir departman burası. Evet. Peki yurt dışı nasıl gidiyor? Oralarla ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Rakamlar neler yapıyor? Söyleyebilirim. İşte Türkiye'de yaklaşık 500 bin düğün oluyor dedik. 600 bin evlilik 500 bin düğün. Bunun 350 bini bizim üzerimizden geçiyor. Suudi Arabistan özelinde 150 bin düğün oluyor. Bunun 50-60 bini bu sene bizim üzerimizden geçmiş olacak. Orada pazarı kurduk. Sağ satışta ekiplerimiz var. Burada bir ekibimiz var. Legallik çok uzun sürdü Suudi Arabistan'da. Onu çözdük. Şu anda tam gaz gidebiliriz. Orası pazar da oldu. Türkiye kadar büyük bir pazar bekliyoruz orada. Bunun dışında Dubai, Katar, Kuveyt gibi işte emirlikler ve ülkelerde çok iyiyiz. Orayı geliştireceğiz. Gelecek sene sanıyorum Mısır'da büyük bir etkinlik yapacağız ve orada büyümeye çalışacağız. Ama şu anda MENA bölgesindeki en büyük portalız diyebilirim. Rakip var mı orada yerel? Rakip çok küçük. Biz sanıyorum çok büyüdük ve diğer rakipleri büyütmeden o pazarı ele geçirebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda orada işler çok iyi gidiyor. Peki şimdi Türkiye pazarını zaten yıllardır biliyorsunuz. Bütün alışkanlıkları, beklentileri vesaire. O bölgedeki beklentiler, alışkanlıklar örtüşüyor mu yoksa orada yerel farklılıklar var mı? Siz zorlayan bir şeyler var mı? Ufak tefek farklılıklar var her ülkede ama düğün bütün dünyada ortak hemen kutlamalarla yapılıyor. Yani iki çift birbirini seviyor, evlenmeye karar veriyor. Bir etkinlikte arkadaşlar, dostlar oluyor ve ondan sonra evlenip balayına gidiyorlar. Bu hemen hemen bütün dünyada ortak. Dolayısıyla bizim dinamiklerimiz de işte nişanlık süreci var, düğün planlama süreci var, düğün mekanı seçimi var. Bu metrikler ve bu süreç ortak olduğu için biz orada bildiğimiz her şeyi uygulayabiliyoruz diyebilirim Ümit. Çok güzel. O zaman devam edelim. Tamam, bir üst katta. Evet. Aynen, buyurun.
burası biraz daha hareketli ve sesli bir yer. Aynen. Burası bizim call departmanımız. Burada portfolyo yöneticilerimiz, müşteri hizmetleri departmanımız ve wedding planner'larımız var. Portfolyo yönetimi yeni bir ekip. Bu sene, yani bir sene önce kurduk. Her bir portfolyo yöneticimize 300-400 arasında firma teslim ediyoruz. Onların her şeyinden bu arkadaşlar sorumlu oluyor. İşte leadlerine geri dönüş hızlarından daha çok iş alabilmeleri için verilecek TO'lara kadar her şey bu departmanda oluyor. Çok başarılı bir operasyon oldu. Dün.com'un bu seneki büyümesini destekleyen bir departman oldu diyebilirim. Bence işte know-how'lar böyle birikiyor. Bu know-how bir sonraki işlerimizde de ya da Zavaf'ta da kullanabileceğimiz bir know-how oldu. Gerçekten firmalar çok mutlu oldu. Burası daha çok tedarikçilerle ilgili olan bir departman. Bu departman tedarikçilerle, müşteri ilişkilerimiz de tedarikçilerle ama wedding planner'larımız da daha çok işte evlenecek çiftlere destek olan bir ekip. Nasıl fikir mi veriyorlar mesela da? Aynen, süreçlerinde onlara seçenekleri söylüyorlar. İşte diyelim ki siz Ramada İstanbul'da evlenmek istiyorsunuz. Sizi dinliyorlar, özelliklerinizi, istediklerinizi alıyorlar. Ona yönelik olarak Ramada İstanbul'da iletişime geçiriyorlar ya da orayla anlaşamazsınız. Başka seçenekleri size söylüyorlar. Yani evlenecek çift hiçbir şeyden haberi yok. Yani ilk defa bu süreçte biz ona olabildiğince destek olmaya çalıştığımız bir departman. Bir de outsource call ekiplerimiz var. Onlarla birlikte bu departman aslında 50 kişiye yakın bir büyük bir departman diyebilirim. Şeyde bu wedding planning tarafında genellikle hanımefendiler herhalde iletişime geçiyorlar değil mi? Yoksa evet. Erkekler de dahil oluyorlar mı sürece? Erkekler çok az. Bizim kullanıcılarımızın %80'i kadın ve onlara bu heyecanlı gününde destek vermek çok güzel. Oradaki konuşmaları dinleseniz o kadar mutlular ki bizimle konuştukları ve destek aldıkları için. Gerçekten çok güzel bir iş yaptığımızı düşündürüyor. Ben her telefon dinlediğimde çiftlerin yanında olmak, onlara destek olmak, onların sorunlarıyla ilgilenmek aslında bizim ana işimiz ve bunu yaptığımız için de açıkçası çok mutluyum. Yani gerçekten insanın o evlenme süreci en böyle sudan çıkmış balık halinde oldu. Çünkü karar verecek çok fazla seçenek var. Çok bir şeyin yok, bilgin yok. En azından erkek açısından öyle. Hani kadınlar belki biraz daha kafasında bir şeyler oluyor ama onları derleyip toplayacak bir yardımcının olması süreci çok kolaylaştırıyordur diye tahmin ediyorum. Şöyle bir detay daha vereyim. Bizim günde 70-80 bin arasında kullanıcımız var düğün.com'da. Anneysen de yaklaşık 150 bin kadına hitap ediyoruz. Yani günde portallarımıza 220-230 bin tane session giriyor. Yani kendine kadına adamış bir şirket diyebiliriz düğün.com ve Anneysen'i. Bu tarafta erkeklerin girme oranı %15-20'lerde kalıyor. Evet, bu birimlerde birbirini destekleyen departmanlar. Bir üst kat daha var. Bir üst kat daha var, evet. Evet, burası en güzel katımız, en aydınlık. Onu IT'ye verdik. Biliyorsunuz genelde IT departmanları böyle ofisin alt katlarında olur. Ama biz çok başarılı ve el üstünde tuttuğumuz bir departman. Ofisin en güzel katını onlara verdik. Şu aydınlık çalışsınlar diye. Onlar da sağ olsunlar. Gerçekten çok mutlu mesut çalışıyorlar. Bilgisayarcı çocuklar da buradalar. Peki siz altyapınız size mi ait? Neler yapıyorsunuz geliştirme anlamında? Hemen anlatayım. Kaç kişilik bir ekip? Yaklaşık 10-15 arasında bir ekip. Şimdi bir İzmir'e ekip kuruyoruz. Yaklaşık 6-7 kişilik. Onunla birlikte 15-16 kişilik bir ekip olacak IT. Biz bir teknoloji şirketiyiz aslında ve yaptığımız iş de sürekli olarak lead'in kalitesini arttırmak, daha çok lead üretmek, daha çok trafik üretmek. Ve hep altyapımız kendimizin oldu. Hep biz kendimiz ürettik bütün çözümleri. Son yıllarda tabii pazarlama tarafında çok güzel tool'lar çıktı. Onları kullanıyoruz. Ama IT altyapımız çok sağlam ve sadece kendi ekibimizden oluşan arkadaşların elinde. Ama şimdi büyütmeye çalışıyoruz. Çünkü Zavaf'la birlikte, Anneysen'le birlikte, Dün.com'un büyüyen ihtiyaçlarıyla birlikte sürekli IT ihtiyacımız artıyor. Evet. Onu karşılamamız gerekiyor. Şimdi tek bir site de değil dolayısıyla birden fazla aslında site var.
Ve bunların farklı fonksiyonları da olanlar var. Mesela anneysen.com farklı. Diğer o tip siteler nasıl destek oluyor düğün.com'a? Yani hani doğrudan düğün.com işini yapan siteler değil de. Evet. Yani anneysen.com'u satın alma sebebimiz düğün.com'da evlenen çiftler 2 sene sonra bu sürece giriyorlar. Dolayısıyla bu tüm süreçte zaten kullanıcı bizde, o tarafa aktarmak istiyoruz. Artı anneysen tarafında gerçekten annelerin ve bebeklerin de çok içeriğe ihtiyacı var. Orası daha çok içerik sitesi olarak oluştu. Şu anda Türkiye'de anlık 900 bin hamile kadın var. Bunların 450 bini her ay bir defa bizim sitemize giriyor. Gene bebekli annelerin yarısı bizim sitemize giriyor. Orada sorunları olan, işte yeni fikre ihtiyacı olan bütün anneler bize giriyor diyebiliriz. Onun sonucunda da onları da mezun edip okul.com.tr'ye gönderiyoruz. Onlar sonucunda 5-10 sene sonra tekrar düğün için tekrar gelecekler. Böyle bir kendimizce bir sistem oluşturduk. Bunu yönetiyoruz diyebilirim. Arabistan'a gitmek isteyenler için Zavaf var. Orada düğün almak isteyenler için. Ve yani bu şekilde düşünebilirsiniz tabii. Zavaf tarafı Latife ama. Şey, çok güzel tabii ki. Yani hani hem aslında birbirinden biraz bağımsız gibi görünse de birbirini tamamlayan ya da yanına yakışan projeler hepsi. Evet, birlikte. Aynen öyle. Ve de işte bu 11 yıllık bilgi birikimi de her bir yeni yaptığınız işte ya da dahil ettiğiniz, bünyeye dahil ettiğiniz işte bir faydası oluyordur diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Yani ben 10-11 senedir kendi adıma çok tecrübe kazandım. Yaptığım her işin sonucunu almak, bir sonraki projeye de onu yansıtmak zaten bu işin keyifli tarafı. Öyle olmasa zaman kazanamazsınız. Yani şu an düğün.com global bir proje olmak üzere. Dünyadaki en büyük bu alandaki ikinci siteyiz. Biz üçüncüydük, birinciyi aldı. Şu anda ikinciyiz. Ama MENA bölgesi, daha sonra işte Kuzey Afrika'da büyümeye çalışıyoruz. Avrupa'da birkaç ülkeye girmek istiyoruz. Şu anda birinci aşamayı tamamladık, ikinci aşamayı tamamladık. Artık yurt dışında büyüme sürecine girdik. Burada da her ekibin çok iyi olması gerekiyor. Her ekibin kendi işini çok iyi yapması gerekiyor. Bu da tecrübeyle oluşan bir süreç oldu Ümit diyebilirim. Evet, şahane. Şimdi bu tecrübeyle oluşan süreçte de tabii ekip bir yandan büyüyor, bir yandan da kemikleşiyor giderek değil mi? Evet, aynen. Bu ekibi bir arada tutmak için de siz ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi onları bahsedeceğiz ama bunları bahsetmek için aslında bu konuya da uygun çalışan memnuniyetini arttıran bir kat daha var. Evet, bizim bir sürpriz katımız. Katı oraya çıkalım var. Bir de oraya tamam, çıkalım. O zaman çıkalım. Bir de orayı görelim. Tamam. Her defasında buraya daha çok çıkmalıyım diyorum ama işten çok fazla çıkamıyorum açıkçası. Böyle güzel bir manzaramız evet, var. Evet, yani ofis manzarası konusunda çıtayı yükselten ofislerden birindeyiz gerçekten de. Yani inanılmaz bir manzara var burada. Burası, bu teras sizin kullanımınızda değil mi? Paylaşımlı başka evet, bir aynen. Değil. Yok, bizim kullanımımızda. Burada ayda bir defa happy hour yapıyoruz. Barımız var. Çok güzel. Burada birkaç arkadaşımız eskiden barmenlik yapmış. Onlar bize destek oluyorlar. Ama şöyle planladık. Düğün.com'un yani her 3-4 seneye bir şirkette bir değişiklik yapmak çok güzel oluyor. Bunu biz lokasyon değiştirerek yapalım dedik. Daha sonra başarıyla bunu desteklemeniz gerekiyor. Başarıyla destekledik. Yani rakamlarımız çok iyi. Mesela bu sene geçen seneye oranla ilk 9 ayda %60 büyüdük. %69 büyüdük. Dolayısıyla düğün.com çok iyi gidiyor. Bunu da kendimizi ödüllendirmemiz gerekiyordu. Bir ofise çıktık. Sabah saat 9'da açık büfe bir kahvaltıyla açıyoruz günü. İşte Sezer aşağıda bize güzel bir kahvaltı hazırlıyor. Çok mutlu. Ben bu sabah erken geldim ve kahvaltıya katıldım. Çok güzel. Pazartesi bundan daha güzel başlayamazsınız. Pilates hocamız var, diyetisyenimiz var. Diyetisyenimiz sabah kahvaltısını, öğle yediğimiz yemeği ve atıştırmalıklarımızı bize veriyor. Ve herkes fit olmaya çalışıyor. Ve aynı zamanda ayda bir defa herkese kişisel olarak görüşüp onlara bir program çıkartıyor. İşte biz erkekler futbol, basketbol oynuyoruz haftada bir. Kızlar, bazı erkek arkadaşlar pilates yapıyorlar. Dolayısıyla her ay böyle 20-30 kilo arasında ofisçe kilo veriyoruz. Böyle bir motivasyon geliştirdik. Dolayısıyla bunları yaparak
kendimiz, çalışanlarımız, yani hep beraber çok mutlu olmayı ve güzel bir ofis ortamı sağlayıp tek düşüncemizin iş ve büyümek olmasını planlıyoruz. Doğru çalışanlarla her sene çalışan kalitesini yükselten bir düğün.com yaparsanız eğer işte o zaman globale oynayabiliyorsunuz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Çalışabilecek güzel bir ofis yaratmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, ya çok keyifli olmuş ofis. Gerçekten insanın buraya gelip çalışası geliyor. Bu anlamda çok güzel. Şimdi bunlarla beraber aslında biraz paylaşmış olun ama önümüzdeki dönem düğün.com için nedir hedefler? Avrupa mı mesela? Bizim önümüzdeki 2-3 sene galiba Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde liderliğimizi garantilediğimiz ve çok ciddi cirolar sağladığımız 2-3 yıl olacak. Avrupa pazarında da hiç bilmediğimiz bir pazar. Şu anda Almanya pazarına giriyoruz. Güney Avrupa ülkelerine gireceğiz. Orada bütün ülkeleri domine eden bir şirket var. Dünyanın en büyük şirketi. Orada en iyi ikinci olmaya çalışacağız çok kısa bir süreçte. Daha sonra yatırımlarla ve kendi kaynaklarımızla orada daha da büyüyüp bu işi çok iyi yapmak istiyoruz. Çünkü çok sistemi ve pazar yerini de çok iyi biliyoruz artık. Ne yapmamız gerektiğini de açıklarını diğer firmaların çok iyi biliyoruz. Kendinizi geliştirirseniz ve kendimizi geliştirirsek sanıyorum orada bir pazar bulabiliriz diye düşünüyorum. Daha sonra boş neresiyse Afrika olabilir, Asya olabilir gireceğiz. Önümüzde çok uzun bir süreç var bizi bekleyen. Türkiye'de işler çok iyi gidince, işte karlı olunca, sürekli büyüyünce onun için daha çok hevesleniyorsunuz. Şu andaki süreç böyle. Bakalım Türkiye'de de başka satın alımlarla da, Türkiye pazarında da başka alanlara da girebiliriz. Onu da planlıyoruz. Tamam. Var mı onunla ilgili şu anda? Şu anda tüyomuz yok. Birkaç tane. Şey. Yok, Almanya'da birkaç şirket bakıyoruz ama Türkiye'de şu anda böyle çok ciddi olduğumuz yok ama birkaç tane firmayla ilgileniyoruz. Tamam. Bakalım. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir ofis bizi misafir ettiğiniz için. Ve önümüzdeki dönemki planlar da çok heyecan verici. Merakla ve heyecanla bekliyoruz. Umarız hepsi beklediğinizden daha da güzel olur önümüzdeki tamam. dönemde. Biz seni 2022'de yeni ofisimizi ayarlayalım. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Bugün düğün.com'un ofisinde bu muhteşem manzarayla sizlerle veda ediyoruz. Başka bir bölümde, başka bir ofiste görüşünceye kadar hoşça kalın.